bazen bir insansız hava aracına veya büyük uçaklara bakıyorsunuz. Etrafında minik minik antenler var. Her birinin görevi var ve bunları yapabilmek için de bu antenlerin özellikleri çok çok önemli. Baykar'ın elindeki İHA sistemlerinde NETA tarafından yapılmış o ufak antenlerin şimdi hikayesini bizler buradayız. Sağ Expo'dayız. NETA'nın standındayız. Şimdi beraber dinleyeceğiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben Mehmet Akif Tolum. NETA Elektrik'te Savunma ve Teknoloji Projeler Müdürü olarak çalışıyorum. Bu antenlerin proje sorumlusuyum aynı zamanda. Peki şimdi dediğim gibi farklı farklı böyle ufacık şeyler görüyoruz, ediyoruz. Bir yanına geçelim isterseniz. Hangi görevde bu antenler? Neleri yapıyorsunuz? Biraz bize anlatır mısınız? Evet, biz hem TB2 tarafında hem de Akıncı tarafında yer ve hava tarafındaki anten sistemlerini üretiyoruz. Bu antenler ne yapıyor? İHA'ların haberleşmesinde kullanılan yer ve hava tarafındaki işte iki yönlü haberleşmeyi sağlayan antenleri, sistemleri. Bunlar İHA'ların yerle olan haberleşmesi, yerle İHA tarafındaki haberleşme, yönlendirmesi olsun, başka bilgilerin aktarımı olsun, iki taraflı olan sağlayan sistemlerin antenlerini yapmış oluyoruz. Yani o koca Akıncı da bu kuyruğun arkasında mı duruyor? Neresinde evet, duruyor? Akıncı tarafının kuyrukta arkada damlacık diye tabir edilen bir radon var. Bunun içerisinde KU bantla tasarlamış olduğumuz yer istasyonu, hava anten sistemimiz mevcut. Yerde ise yer veri anten sistemlerimiz var. Bunların hepsini TB2 ve Akıncı'da seri olarak iki senedir üretiyoruz. Başka neler var? Bunları gördük. Evet. Onun dışında da şöyle bir... Aynı zamanda Akıncı ve TB2'de yönlü antenlerin dışında yine omnidirectional, yani her yönden sinyal alan UHF bantlı, S bantlı, C bantlı ve Q bantlı da antenler var Akıncı'da ve TB2'de. Bunların da teminini biz sağlıyoruz. Tüm antenlerin Akıncı'da yaklaşık 5 tane antenimiz bulunmakta. TB2'de de 2 tane antenimiz mevcut. Onun haricinde yine biz Roketsan'a veya diğer farklı savunma sanayi firmalarına mühimmatların üzerindeki antenleri de sağlıyoruz. Hisar'da, Hisar-O, Siper hava savunma sistemlerinin GPS ve telemetri antenlerini gerçekleştiriyoruz. Antenlerini sağlıyoruz. Ya şimdi Akıncı dediğimiz zaman, TB2 dediğimiz zaman aslında belirli süratlerde uçan hava araçları. Evet. Ama siz bir füzenin üzerine taktığınız zaman ses hızının belki 2-3 katı üzerinde inanılmaz bir hızla giden bir sistem. Nasıl testlerden geçiriyorsunuz onları? Bunlar da çok ciddi hem antenlerin performansını sergileyeceği yankı soda testleri. Onun haricinde çevresel testlerden geçer ürünler oluyor. Aynı zamanda bu özellikle konformul diye tabir ettiğimiz anten tipleri var mühimmatların üzerine takılan. Antenlerin işte mühimmatların çapına göre üretiliyor bunlar ve hiçbir şekilde çıkıntı oluşturmuyor mühimmatın çapında. Bu antenler aynı zamanda biz seramik radomla yapıyoruz ve bu sayede 600 derece operasyonel sıcaklığında bile mühimmatın çalışabilir yetenekli oluyor. Bir kere kullanıyor mühimmat ama hiç hatasız bir şekilde çalışması lazım. O yüzden yüksek teknoloji ve herhalde hassasiyet çok yüksek. Çok önemli. Burada yapılan bir hata uydunu mühimmatın konumunu belirlemesi açısından falan çok kritik anlamda. Yani bunu milli olarak mı yapıyorsunuz? Tabii neler yapıyorsunuz? Biraz da onu anlatın. NETA Teknoloji yaklaşık 35 senelik bir firma ve son 6 yıldır da savunma alanında ürünler geliştirmekte. Yaklaşık 50'ye yakın ürünü şu anda seri üretim aşamasına getirdik. Dediğim gibi savunma Roketsan olsun, özellikle Baykar tarafında yer ve hava tarafında birçok anten sağlıyoruz. Bunun haricinde diğer savunma firmalarımıza yine Havelsan'a, Roketsan'a da çeşitli tiplerde conformal, reparant diye tabir edilen antenler de sağlıyoruz. Burada bizim reparant antenimiz de var. Bu da yine Roketsan'ın bir bünyesi. Geçelim, evet, tabii. Anlatalım lütfen. Evet, bu antenimiz de yine Roketsan'ın bir mühimmatında, ismini vermem çok doğru olmayabilir, 300 milim çapında kullanılan bir mühimmatında sarmal olarak tarif edilen bir anten tipi. Yani aslında bir füzenin parçası gibi görüyoruz ama anten haline mi getirilmiş? Tabii bu antenin mühimmatın bir parçası gibi duruyor. Mühimmatın tam çapına göre konforme edilmiş bir şekilde, hiçbir şekilde çıkıntı oluşturmayacak şekilde her taraftan ışıma yapıp antenin birisini aşağı indiren bir anten sistemi. Yükleri 95'in üzerinde bir kapsam alanına sahip. Sizlere başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Sanıyorum bir sürü aslında ambargo uygulanıp o füzenin veya insan hava aracını hareket ettirmeyecek o anten parçaları ne güzel ülkemize getirmişsiniz. Başarılar diliyoruz, iyi fuarlar diliyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, ayağınıza sağlık.